Ankara Üniversitesi'nde son dönemde atanan öğretim üyelerine yönelik teknoloji transfer süreçleri, araştırma dekanlığı faaliyetleri, bilimsel araştırma proje süreçleri ve Avrupa Birliği proje fırsatlarıyla bu kapsamda faaliyet yürüten birimlerin tanıtıldığı Baştankara Eğitim Programı düzenlendi. Eczacılık Fakültemiz 50. yıl konferans salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik ve Şirketleşme Hizmetleri uzmanı Sena İnel tarafından katılımcılara proje hakkında bilgi verildi. İnel, ismini Baştankara kuşundan alan projeyle Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevlerine son 2 yıl içerisinde başlamış olan akademisyenlerin başta Ankara Üniversitesi'nin araştırma altyapısını öğrenmesi ve bu süreçte gerçekleştirdikleri araştırma faaliyetlerini en doğru yoldan ilerletmesinin amaçlandığını kaydetti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar da bilgilendirmenin ardından yaptığı açış konuşmasında Baştankara Eğitim Programı'nı çok önemsediklerini ifade etti. Ankara Üniversitesi'nin her alanda çok yetkin ve heyecan verici bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Ünivar, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Ankara Üniversitesi denildiği zaman her bir noktada bambaşka bir ufkun açıldığını gördüklerini dile getirdi. Rektör Ünivar bugün de Baştankara Eğitim Programı'yla TTO, BAP, Araştırma Dekanlığı ve Avrupa Birliği Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü kapsamında faaliyet gösteren birimlerle genç akademisyenleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bizler asıl işi eğitimle başlayan ama sadece onunla sınırlı kalmayan bir yükseköğretim kurumuyuz. Eğitim olmazsa olmaz temel prensibimiz. Örneğin son bir hafta içerisinde iki tane uluslararası sevindirici haber aldık. Önce RUR'da gerçekten çok ciddi bir atılım yaptık. Her bir kategoride 200'ün üzerinde kademe atladık. Çok önemli bir şeydi. Mesela eğitimde 320 sıra atlayarak dünyada 98. sıraya yükseldik. 3 gün önce de QS'den güzel bir haber aldık. QS'de de daha önce 901-950 bandındayken şimdi 800-850 bandına yükseldik. Rektör Ünivar'ın konuşmasının ardından program sunumlarla devam etti. Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörümüz Profesör Doktor Aytuğ Okumuş, teknoloji transfer süreçleri, Araştırma Dekanımız Profesör Doktor Kaan Orhan, Araştırma Dekanlığı 5N1K, BAP Koordinatörümüz Profesör Doktor Necmettin Ünal, Bilimsel Araştırma Proje Süreçleri ve Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörümüz Doktor Öğretim Üyesi Cafer Yıldırım da Avrupa Birliği Proje Fırsatları başlıklı sunumlarını gerçekleştirerek faaliyetlerini anlattı, birimlerini tanıttı.